Ya siz 8 gün neyi beklediniz arkadaş? Bu telefon sizin elinizdeydi. Elinizde olan bir telefonu siz 8 gün nasıl olur da uzmanlara gönderip açtırmıyorsunuz? Merhaba değerli izleyenler. Günün öne çıkan birkaç haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz 2 gün üst üste açıklama yapmıştı. Bir sonraki hedef Türkiye diye İsrail'i kastetmişti ve o açıklamadan sonra büyük tartışmalar meydana geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bir açıklama yaptı. 8 Ekim'de meclisin bu konuda toplanacağını açıkladı değerli izleyenler. Anlaşılan bu işi oldukça ciddiye alıp gündeme alıp gündemi değiştirmek için can atmaya devam edecekler. Değerli günlerdir tam 9 gündür kayıp olan Rojin Kaba işe ilişkin gelişmelere bir bakalım. Evet Van'da 100. Yıl Üniversitesi 1. Sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kaba iş tam 9 gündür kayıp oldu. Nerede kayıp oldu? Bağlı olduğu okulun yatılı yurdunda akşam yemeğinden sonra çıktı ve bir daha kendinden haber alınamıyor. Akşam yemeğini yedikten sonra annesiyle konuşur ve annesiyle konuştan sonra markete gideceğim, bir şeyler alıp geleceğim diyor. Gidiş o gidiş. Daha sonra tabii ki aileye haber de verilmiyor. Tam 18 saat sonra ancak aileye haber veriliyor. Kızınızdan haber yok diye. Tabii ki aile bu konuda suç duyurusunda bulunuyor o yurt hakkında. Evet, Rojin'in ertesi gün telefonu ve bazı ufak tefek eşyaları sahil kenarında arkadaşları tarafından bulunmuştu değerli izleyenler. Bunlar da güvenlik kuvvetlerine teslim edilmişti. O günden bugüne kadar herhangi bir gelişme yaşanmadı değerli izleyenler. Polis ve sahil güvenlik ekipleri kaba için eşyalarının bulunduğu sahilde arama çalışmalarına başladı ancak üniversitenin yanında yer alan ve kameraların görüş açısına girmeyen Bardakçı Mahallesi'nde ilk 4 gün hiç bir arama yapılmadığı ortaya çıktı. Bakınız biz bu tür araştırmalarda, bu tür aramalarda sürekli aslında narin cinayeti bir örnekti değerli izleyenler ve bu kadar tecrübesiz, bu kadar deneyimsiz e ekiplerin getirilmesi, jandarmanın getirle bir cinayete ilişkin bir kayıp olayla ilişkin aramalara katılması akıl alır gibi değil. 4 gündür o mahallede kimseyi aramamışlar. Bir yeri aramamışlar. Bu olacak gibi değil. Peki ya bu 4 gün içerisinde Rojin o mahallede idiyse ne olacak? Bakınız bütün yoğunluk, göle çevrilmiş göl aranıyor gölün etrafı aranıyor ama kız kardeşi 2-3 gün önce yaptığı bir çağrı ve açıklama vardı bu dikkate alınmadı sanırsam o açıklamasında demişti ki Rojin tehdit ediliyordu o yüzden biz çevredeki bütün köylerin avlu kayalmasını giriş çıkışların kapatılmasını ve köylerde tek tek evlerin aranmasını istiyoruz bunu yaptılar mı hayır ama bir dehşet verici bir şey daha yaşandı o da şu telefonu biliyorsunuz ilk gün hemen bulunmuştu sayır kenarında o telefon incelenmesine daha Ha, dün başlanmış değerli izleyenler. Dün jandarma onu yüksek bir şifresi olduğundan dolayı onu çözümlemek için efendim birimlere göndermişmiş. Ya siz 8 gün neyi beklediniz arkadaş? Bu telefon sizin elinizdeydi. Elinizde olan bir telefonu siz 8 gün nasıl olur da uzmanlara gönderip açtırmıyorsunuz? Vallahi işinize geldiği zaman 10 dakika içerisinde istediğiniz kişinin telefonu elinde alıp açabiliyorsunuz. Ama 8 gündür Roji'nin telefonu onların elinde arkadaş kimse zahmet edip bu telefonun içerisinde ne var diye bu işten anlayan uzman bir birime iletmemiş. Daha yeni jandarma dün almış telefonu kriminal bilmem ne laboratuvarına bilmem neye göndermiş falan da telefon açılacakmış da içinde ne varmış da bunun neden ilk 2-3 gün yapmadınız? O zaman Roji'nin kim tarafından kaçırıldığı, nereye kaçırıldığı, intihar mı ettiği ya da akıbetinin ne olduğunu anlamak mümkündü. Yani başına bir şey gelmişse mutlaka telefonda bunun izini bulmak mümkündür. Ayrıca o çevredeki köyleri neden ablu aramıyorsunuz? Bakın bu bu eksiklikler sürekli yaşanıyor. Bu bir eksiklik de değil aslında. Yani bu görevi kötüye kullanmaktır aynı zamanda. Önem sememektir, hiçe saymaktır, boş vermektir. İlk yapacağınız iş aile başta olmak üzere o çevre köylerini abluka almak tamamını aramaktır. Bu çok mu zor? Tabii ki zor değil. Ama Van Valili 8 gündür bugün 9. güne girdi. İlginç bir durum var. Rojin kaba işin kaybolmasına ilişkin tek bir açıklama yapmış değil. Dosyada gizlilik kararı da yok. Herhangi bir engelleme de yok. Van Valili tenezzül edip Rojin'in akıbeti ne oldu? Arama çalışmaları nasıl gidiyor? Ne yapılıyor? diye kamuoyuna tek bir açıklama yapmış. Hiç değil. Kamuoyunda suçu var burada elbette ki. Gerçekten de Rojin yeteri kadar gündeme taşınmıyor. Narin olayı gibi üzerinde durulmuyor. Ne farkı var ya? Söyler misiniz Rojin'in Narin'den ne farkı var? 21 yaşındaki gencecik bir kadının ortadan kaybolması size normal mi geliyor? Ya dün görmediniz mi siz İstanbul'da neler yaşandığını? İnsanların ne kadar vahşileştiğini görmediniz mi? İnsanların artık kadınların kafasını kesip götürüp bir yerlerden aşağı attığını görmediniz mi siz? E peki bütün bunlara rağmen neden bir insan, bir kadın, bir çocuk kaybolduğu zaman yeteri kadar ilgilenilmiyor? kamuoyu oluşturulduktan sonra ilgileniyor. Bu neyin nesi ya? Daha iki gün önce İstanbul'da görüntüler izlemişsinizdir. İstanbul'un göbeğinde iki alçak bir kadına tecavüz ediyor. Tecavüz etmeye çalışıyor sokakta. Siz gördünüz herhalde değil mi? Ne oldu? Tutukladılar. Gözaltına aldılar. Bıraktılar. Tekrar kamuoyunun baskısı oldu diye tekrar gözaltına aldılar. Yarın yine bırakacaklar. Sokaklar da artık bu magandalardan geçilmiyor. Sokaklar suç işleyenlerle dolu hale geldi. Artık insanların bir güveni kalmadı kardeşim. Ne oluyoruz yani? İktidar bütün bunlarla başa çıkamıyor mu acaba? Niye önemsemiyor? Adamın 26 tane suç dosyası var ya. 16 tane, 20 tane suç dosyası var. Madde kullanıyor. Hırsızlık yapmış, soygun yapmış. Bütün bu davalardan dolayı alıp tekrar geri bırakıyorlar ve çıktıktan sonra da böyle suç makinesi olarak halka kan kusturuyorlar. Sonuç insanlar bunalama gidiyor. Halk bunalama gidiyor. İnsanların bir yaşam güvencesi kalmıyor artık bu noktadan sonra. Şimdi değerli izleyenler tabii ki başka gelişmeler de var. O gelişmelerden bir tanesi de Devlet Bahçeli'ye ilgili. Devlet Bahçeli biliyorsunuz iki gün önce Dem Parti'yi ziyaret etmişti. Dem Parti ile merhabalaşmıştı ve ardından tartışmalar gündeme gelmişti. Bugün biraz önce Devlet Bahçeli bir basın toplantısı düzenledi. Gazeteciler sormadan dedi ki biliyorum siz sormaya çekiniyorsunuz ben cevap vereyim dedi. Ve dedi Dem Parti ile görüşmemin sebebi şu. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi, mecliste bir konuşma yaptı, duygusal güzel bir konuşma yaptı. Türkiye'nin barışına ilişkin, geleceğine ilişkin, birlik beraberliğimize ilişkin çok önemli bir açıklama yaptığı için ben de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi olarak bu çağrıya ilk cevap veren ben olayım dedim ve iç barışı sağlama adına Dem Parti'nin yanına gittim ve Dem Parti'lerle merhabalaştım. Sonra dedi işte oradaki birisinin yani Tüncer Bakara'nın ismini de söylemeden beyefendi oradaki bir kişinin de dedi annesi zaten vefat etmişti bir de bas sağlığı diledim bu insani bir şeydir dedi ama Parti'nin Türkiye Partisi olma yolunda bir niyeti varsa da onu de, falan filan diye e, açıklama yaptı. Yani görünen şu hani kamuoyunda tartışılıyor ya ne oldu işte acaba bir şey var mı yok mu ben dünkü yayında aslında bunu net olarak dile getirmiştim valla olduğu bir şey yok olan bir şey yok bir herhangi bir görüşme bir iletişim herhangi bir tecrüden kaldırılması ya da herhangi bir şey yok ama olan bir şey var o da yayının başında belirttiğim gibi ayın 8'inde meclis İsrail gündemiyle toplanacak bu önemli. Yani Erdoğan acaba bir yerlerden haber mi aldı ya da MIT ya da gizli istihbarat efendim İsrail bizi vuracak mı dedi? Ya da efendim Erdoğan'ı mı vuracaklar? Bu korku da var şimdi. Erdoğan her ne kadar sıra Türkiye gelecek diyorsa acaba sıra Erdoğan'a mı geliyor? Asıl sorulması gereken bu. Erdoğan'ın bu konuya açıklık getirmesi gerekiyor. Yani aldığı bir istibalat mı var? Acaba İsrail Erdoğan'ı mı vuracak? Vura, vurmak isterse vurabilir tabii ki. Acaba o onu mu kastediyor? Biz bilmiyoruz. Yani meclis toplantısında meclisteki e, o toplantıda mutlaka bu şüpheler de giderilecek. Yani kamuoyu merak ediyor şu anda. Neden durup dururken böyle bir kelime kullandın? Yani hayırdır Suriye bile Irak bile zaman zaman bombalanması halinde yine bu kelimeyi kullanmazken neden sıra bize gelecek diyorsun? Bu konuda aldığı istihbaratı mutlaka mecliste herhalde paylaşacak diye düşünüyorum. Yoksa da sadece kamuoyunu kandırmak, yönlendirmek, gündemi değiştirmek, dağılan oylarını yine toplamak, milliyetçi oyları yeniden toparlamak vesaire olabilir. Değerli izleyenler Biden İsrail'in İran'a misileme açıklaması da yaptı. Çünkü bombardımanlar devam ediyor. Gece boyunca da her an İsrail İran'ı vurabilir diye televizyonlar hazır bir şekilde canlı yayınlarda bekledi. Fakat İsrail bu gece de vurmadı. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a ne şekilde karşılık vereceği hususunda halen net bir karar vermediğini belirtti ve dedi ki eğer onların yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünüyorum dedi. Şunun için söylüyorum. İran, İsrail arasındaki bu çatışma birkaç gündür başladıktan sonra dünyanın her yerinde petrol fiyatları yükselmeye başladı. Bu da tabii ki bütün dünyayı korkutuyor. Dolayısıyla İran'ın petrolü dünya petrolü için oldukça önemli olduğundan dolayı diyor ki ya biz petrolden zaten faydalanıyoruz. Satın alıyoruz. Boş ver petrolü vurma da onların askeri alanlarını vesaire onu işaret ediyor. Bakalım İsrail neye karar verecek? Fakat bu da şunu gösteriyor ki İsrail kesinlikle İran'ı vuracak bir şekilde. Ama nasıl ve nerede vuracak? O henüz meçhul. Şimdi İsrail, Hamas ve Hizbullah liderlerini tek tek vurmaya devam ediyor. Yeni seçilen liderleri de vurmaya devam ediyor. Hamas silahlı kanadı İzzettin El Kassam tugaylarının Lübnan'daki lider kadrolarından Said Aliye'nin İsrail'in bombardımanı sonucu ailesiyle birlikte yok edilip öldürüldüğü paylaşıldı değerli izleyenler. Farkındaysanız son iki hafta içerisinde gerek eski liderler, eski yöneticiler, gerek yeni yöneticilerin tamamı İsrail tarafından bulunup öldürülüyor. Yani hiçbirisinin kurtuluşu yok. Değerli izleyenler akşam 21'de Adem Karaçoban kanalında canlı yayınımız var. Biliyorsunuz her akşam olduğu gibi yine bu akşam da canlı yayınımız var. Mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Neden? Çünkü abone olmadığınız zaman VPN kullanmıyorsanız Türkiye'de size bildirim gelmiyor ve erişemiyorsunuz kanala. Maalesef 3 yılı aşkın bir süredir benim YouTube kanalım Türkiye'de engellenmiş durumda. Keyfi bir uygulamayla keyfi bir girişim sonucu. O yüzden lütfen bir şekilde kanala abone olursanız VPN açıp kanala abone olduktan sonra VPN'inizi kapatsanız bile size bildirimler gelmiş olur. Videoları izleme şansına erişmiş olursunuz. Akşam görüşmek üzere. Saygılar hepinize.